YRT TV'den iyi akşamlar sevgili izleyenler. Ben Burcu Besle. Gaziantep'in gündemini paylaşacağımız haber bültenine hoş geldiniz. İlk haberimizle başlayalım. CHP Şahinbey İlçe Başkanı Zeki Gürsel, inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ı ölümüne neden olan cami inşaatı ile ilgili olarak dün meclis üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. CHP Şahinbey İlçe Başkanı Zeki Gürsel, inşaat mühendisi Korkut Küçükcan ölümüne neden olan cami inşaatı ile ilgili meclis üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. Gürsel basın toplantısında konuya sessiz kaldıkları yönündeki görüşleri kabul etmediklerini söylerken en büyük sorumluluğun Şahinbey Belediyesi'ne ait olduğunu dile getirdi. Biz bu olaylara sessiz kalmadık arkadaşlar. Sadece yaşanan bir elim bir facia vardı. Bir acı vardı. Bunu tabii ki bütün kentin kesimleri ve bizler de hissettik. Sayın Korkut Küçükcan olan saygımızdan biraz acıların hafiflemesi için bekledik. Yoksa biz bu olayların her zaman peşindeydik. Arkadaşlar bu cami inşaatı 2012 yılında Ahmet Selim Ener Edecan İnşaat'a ihale edilmişti. 2017'de bu inşaatı bıraktı işte. Bırakma sebeplerini de sizler de biliyorsunuz. 2017 yılında Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak, o zaman da ben de meclis üyesiydim, bu olayı bırakmadık. Biz sorun önergesi verdik. Veya sözlü sorduk şeye, Şahime Belediyesi Meclisi'nde. Bu cami neden bırakıldı, niye yapılmıyor, bunun güvenlik tedbirleri alındı mı, bunun ruhsatı var mı, bunun yapı denetim şirketi var mı? Bir takım sorular sorduk. Bu gündemimizdeydi ve sürekli takip ediyorduk. Bu inşaatın iş yeri dosyası var mı, kimin adına var, hangi kurum adına başvurulmuştur, bu inşaatta sigortalı çalışan var mı? Yani bunun, buna benzer bu inşaatla alakalı bir sürü sorular sorduk. Maalesef cevap alamadık. Hatta bunu CİMER üzerinden de sorduk. Yine yeterli cevap alamadık. Yani kısaca biz bu inşaatı takip ediyorduk. Sonuç itibariyle de 14 Kasım'da maalesef acı bir olay yaşandı. Talihsiz bir olay yaşandı. Bu olayın da yaşandıktan sonraki duyulduktan bir saat sonra sayın meclis üyelerimizle birlikte biz inşaat alanına gittik. Bir gün sonra da gittik. Ondan sonra da gittik. Kurtarma çalışmalarını ve arama çalışmalarını takip ettik. Maalesef siz basın mensupları da oradaydınız. Çok yetersiz, basiretsiz bir kurtarma çalışması vardı. İşçi ölümlerinin sorumluları kimse, en baştan en alta, en alttan en başa herkes sorumluluğunun bilincinde olup, sorumluluğunu üstlenip gereken neyse, davaysa dava, istifasa istifa, görevden el çektirmesi el çektirme, bunların hepsinin yapılmasını talep ediyoruz. Ve bunların takipçisi olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak tekrar ediyorum, bu olayları takip edeceğiz. Meclis grubu arkadaşlarımız takip ediyor. CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Hasan Türk de yaptığı konuşmada cami inşaatı ile ilgili yanlışlıklara dikkat çekti. Buranın ruhsatı var mı? Ki yok olduğunu biliyorum. İki, ruhsat olmadığından dolayı yapı denetim olma ihtimali zaten yoktur. Yapı kontrol zaten yoktur. Yani bu işin temeli ruhsattı. Ruhsat olmadığından dolayı sigorta dosyası haliyle açılmadı. Sigortalı işçi yok. Dosya olmayan bir yerde sigorta dosyası açılamaz zaten. Ruhsat yoksa sigorta dosyası da yok. Gelinen noktada tabii ki burada hani Şahinbey Belediyesi olsun tabii ki suçludur. Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Yılmaz Kereş ise caminin kaçak olduğunu 2 yıl önce dile getirdiklerini vurguladı. Bu caminin kaçak olduğunu dile getirdik. Bu camide ruhsatın olmadığını dile getirdik. Bu camide çalışanların sigortasının, SSK'sının olmadığını dile getirdik. Siz basın mensupları olarak o dönemde belki yazdınız, belki yazmadınız, bilmiyorum. Fakat biz vahim olay meydana gelmeden önce dile getirmiştik bunları. O zaman bunlarla ilgili bu kadar sorunlar oluşması lazımdı. Şimdi çökmüş, bir tane mühendisimiz ölmüş. Bundan sonra herkes diyor ki işte buraya şunu sordunuz, bunu sordunuz. Sorduk arkadaşlar. 2017'de sorduk. Bize imar tadilatları geliyor. Bakın ben size söyleyeyim. İmar tadilatında ticari, konut, benzin istasyonu ve cami. Cami geliyor. Biz bunlar ayrılsın diyoruz. Camiyi ayrı bir imar planında tadilatında getirin. Ticari konuta da red vereceğiz diyoruz. Çünkü kurtarmıyor alanları. Getirmiyorlar. Ve ne yazılıyor biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu camiye karşı. Değiliz. Camiye falan karşı değiliz. Fakat öyle bir plan tadilatı getiriyorlar ki
Üçünü bir arada getiriyorlar. Plan tadilatında kurtarmıyor. Aynı olay şimdi meydanda var. Meydanda itiraz ettik. Dava konusu yapıyoruz. Tekrar değiştirdiler. 136 metre kubbe yüksekliği olan bir cami. Ve etrafında 15-20 tane cami var. 150 metre, 100 metrede. 163 metre yüksekliğinde minare. Şimdi tabii ki karşı çıkacağız biz buna. Meydan yapıyorsun, o meydanı toplanma alanı ilan ediyorsun. Yarın deprem anında sen 136 metre yüksekliğinde cami yapıyorsun. Gaziantep'te yaşanan ulaşım sorununun çözümü için hayata geçirilen Gazi Ray'da sona yaklaşıldı. Gaziantep'te yaşanan ulaşım sorunu çözümü için hayata geçirilen Gazi Ray'da sona yaklaşıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in mega projeleri arasında yerini alan Gazi Ray projesinin %95'i tamamlandı. Projenin kent geçişinde hattın bariyer etkisini önlemek amacıyla 5 kilometrelik hattı yer altından götürülmesi için yapılan ihale sonucu, ihaleyi kazanan yüklenici firma çalışmalara başladı. Güzergahın üst kısmı yeşil alan, bisiklet yolu ve karayolu olarak hizmet verecek. Söz konusu güzergahta metro standartlarında 4 istasyon yapılacak. Projenin tamamlanmasıyla Gaziantep'in raylı sistemle taşıdığı yolcu sayısı artacak. Çevreci, ekonomi ve güvenli ulaşıma kavuşulacak. Gazi Ray Banyo Hattı projesini yerinde inceleyen Başkan Fatma Şahin yetkililerden bilgi aldı. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, başkan vekilleri ve yetkililer devam eden projeleri yerinde gördü, çalışmalarda gelinen son durumu değerlendirdi. Kentin ulaşımına nefes aldıracak Gazi Ray şehir merkezi, küçük sanayi ve Gaziantep organize sanayi bölgesini birbirine bağlayacak. 1,5 milyar TL bütçeli 25 kilometre uzunluğunda 16 istasyonlu ulaşım ağı sunan proje, 150 bin sanayi çalışanına daha konforlu, daha hızlı ve daha ucuz ulaşım imkanı sağlayacak. Şehit Kamil Belediyesi tarafından açılan pastacılık kursuna katılan kadınlar ustasından pasta, kurabiye ve çeşitli hamur işlerini en mükemmel şekilde yapmayı öğreniyor. Şehit Kamil Belediyesi Hanımlar Lokali'nde açılan temel pastacılık kursu kadınların lezzet durağı olmaya devam ediyor. Periyotik olarak açılan kurslardan yararlanan kadınlar pasta yapımında önemli püf noktaları eğitmenlerden uygulamalı olarak öğreniyor. Bir yandan lezzetli pasta yapımını öğrenen kadınlar, diğer yandan da kurs ortamındaki arkadaşlıklarıyla stresten ve sıkıntıdan uzak, keyifli anlar yaşama olanağı buluyor. İşletme sahibi olmaları için gereken bilgi ve beceriyi kazandırmak amacıyla verilen eğitimler sonunda isteyen kadınlar, kendi işletmelerini açarak ekonomik özgürlüklerini elde edebiliyor. İşletme açmayan kadınlarsa aile üyeleri ve misafirleri için birbirinden lezzetli pasta çeşitleri hazırlayabiliyor. Hanımlar Lokali Pastacılık Kursu eğitmeni Tuğba Tunalı, kendini geliştirmek isteyen herkesi kurslara beklediklerini söyledi. Ben belediyesinde pasta eğitmeni olarak çalışıyorum. Haftanın 5 günü 120'ye yakın öğrenciyle çalışıyoruz. Öğrencilerimiz hem sevdiklerine pasta yapıyorlar, hem püf noktalar öğreniyorlar, hem de yaptıklarını satarak para kazanıyorlar ve çok mutlu oluyorlar. Ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Bizler burada pasta, börek, çörek adına püf noktalarını, yapımını, üretimini, süsleme tekniklerini bütün bir şekilde öğretmeye çalışıyoruz. Pastacılığı daha fazla geliştirmek için geldim. Tuğba Hocam bu konuda çok deneyimli. 3-4 yıldan beri başvuruyorum ama ancak sıra geldi bana. Gayet güzel gidiyor. Tüm hanımlara da tavsiye ediyorum. Şöyle, tabii biz evde basit yapıyoruz, çırpmalar ya da işte malzemelerin birbirine karıştırılması konusunda. Ama burada hocamız işte malzemeleri karıştırırken hepsini ayrı ayrı bir şekilde karıştırmanın kabarmasında ya da lezzetinin daha güzel olmasında ki farklılıkları anlatıyor bize. Tabii bilmediğimiz şeyleri öğreniyoruz. Biz hepsini birbirine katarken burada ayrı ayrı yapılması gerektiğini öğreniyoruz. Püf noktaları bunlar. Hani kabartma tozu, yağ, süt, her neyse. Bunları nerelerde kullanacağımızı, nerelerde kullanırsak daha iyi olacağını öğreniyoruz. Bu anlamda ben tüm hanımlara tavsiye ediyorum. Yani hocamıza da burada teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca belediyeye de çok teşekkür etmek istiyorum böyle bir imkan verdiği için bayanlara. Bu yıl başladım kursa. Daha önce yine gelmiştim, bir 4 yıl önce falan. İmkanları çok güzel. Belediyenin sunmuş olduğu çok güzel bir imkan bu.
Çok keyif alıyoruz, çok eğleniyoruz. Güzel şeyleri öğreniyoruz. Yani herkesin gelmesini tavsiye ettiğim bir yer. Gaziantep Futbol Kulübü Kayseri Spor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Gaziantep Futbol Kulübü Kayseri Spor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Teknik direktör Mario Sumidica yönetiminde saat 16'da gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Konya Spor karşısında forma giyen futbolcular takımdan ayrı salonda özel program eşliğinde çalışırken diğer futbolcular ise koordinasyon çalışmalarıyla antrenmanı sonlandırdı. Bir haberin daha sonuna geldik. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.